Aralıkları geçtikçe tırmanışın keyifsiz kısımları da olmuyor değil. Teçhizatı toplamak. Yerde Lincoln'la doldurduğumuz 40'ar kiloluk çantalar bizimle birlikte zirveye ilerliyor. Bu iş tırmanışın kendisinden bile çok daha zor. Tüm bu eşyaları toplamak. Tükettiğimiz su ve yiyecek sayesinde tırmandıkça yükümüz de hafifliyor. Yine de bu sırt ağrısı çekmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu işle Lincoln ilgileniyor ve hiç şüphe yok ki buraya tırmanmamı sağlayabilecek tek adam o. Üç günün sonunda zirve görünüyor. Geçen üç gün ve üç gece sonunda kayıp okta 13 Aralık geçip 427 metre tırmandık. Şu an vadi zemininden yaklaşık 914 metre yüksekteyiz. Yarın zirveye son yolculuğa çıkacağız. Dördüncü gün. Zirve yapacağımız son gün, hava konusundaki şansımız kayboluyor. Bugünün hava tahmini şiddetli yağmur ve soğuk. Tam da sona yaklaşmışken. Ayrıca üç gündür tırmanışa liderlik ederek risk alan kişi Lincoln oldu. Ben onu takip ettim. Bugün zirve günü ve bugün her iki durumda değişecek. Şu anda bulunduğumuz yerdeki manzara tek kelimeyle inanılmaz. Buraya tam olarak bunun için geldim. Bu manzara, tüm bu güzellik. Olağanüstü. Olağanüstü. Gerçek dışı. Gerçek dışı. Manzarayı izleyecek zaman yok. Hava bozmaya başlıyor ve acele etmemiz gerekiyor. Teçhizatı toplamak için acele ediyoruz ve zirveye doğru son aşamaya geçiyoruz. Joby şu an sondan bir önceki aşamada. Burayı da geçtikten sonra artık zirveyle arasında yalnızca bir aralık kalacak. Daha sonra da dik bölüme son bir tırmanış yapacağız. Zirve şu an tam tepemde. Gördüğünüz gibi çok uzak değil. Birkaç kayış ve birkaç çividen sonra oraya ulaşacağız. Şu an aşağıdan geliyor. Zirveye bir bölüm kaldı. Burada. Bulunduğum yerden tepeyi görüyorum. Ne kadar uzakta? Kısa bir aralık bu. Yaklaşık 18 metre. Başarabilirsin dostum. Artık tamamen senin.
İşte zirve orada. Yaklaşık 18-20 metre ileride. Evet. Tebrik ederim. Kötü günlerin sona erdi. Şimdi seni bu halata geçirmemiz gerekecek. Tamam. Bir de yukarıda açık mavi bir hava var. Burası açık. Ama kalan her yer berbat durumda. Daha kötüsü gelmeden gitsek iyi olacak. Sabahın tüm o güzelliği dakikalar içinde çok kötü bir hal almaya başlıyor. Tam da zirveye hareket edecekken karşımıza yağmur, soğuk ve buzlanma çıkıyor. Ölümcül bir kombinasyon. Zirveden yalnızca 21 metre aşağıdayız. 1219 metre yükseklikte hareket etmemiz gerek ve bunu hemen şimdi yapmalıyız. Tanrım üşüdüm. Hareket ettiğin an ısınacaksın, merak etme. Tamam. Tamam. Halatı bağladım. Şu an iyisin. Şimdi şu bağlantıyı çözmem gerekecek. Çünkü artık nasılsa emniyettesin. Şimdi hareket etmeye başla ki ısınasın. Bizi zirveye çıkar dostum, hadi. Tırmanışın bu son ve dik kısmına liderlik etmek benim fikrimdi. Ama bu şartlar, soğuk ve yağış... Şimdi bunun ne kadar akıllıca bir karar olduğunu sorgulamama neden oldu. Her adımda daha çok zorlanıyorum ve kendimi sabitlemeye çalışırken hataya yer olmadığını da farkına varıyorum. Vadi zemininden başka beni tutabilecek hiçbir şey yok. Me? Hata yapmamak için şu an yaptığım her şeye tam olarak kendimi vermiş durumdayım. Şu an yanlış bir bağlantı yapmak veya kesmek isteyeceğim son şey. Ellerim şu an soğuktan tutuldu gibi. Tutunmaya çalışmak önceye göre çok daha zor. Ama bunu başaracağım. Yes. Okay. Pekala. Bu noktada çivilerim ve güvenlik ekipmanım tükendi. Zirve ile aramdaki bu son bölümü serbest stil tırmanmak zorundayım. O kadar uzakta değil. Ama hiçbir güvenlik noktam yok. Bu yüzden attığım her adıma çok ama çok dikkat etmek zorundayım. Zirveye son birkaç adım kaldı. Sevgili anneciğim, nasılsın? Burada her şey çok güzel. Nihayet hayatta ihtiyacım olabilecek her şeyin olduğu bir yer buldum. Çok rahat, doğal ve gerçekten çok sessiz. Aslında bir sonraki belgeselimin üzerinde çalışmaya başlamak için mükemmel bir zaman. Anneme nerede olduğumu söylemeyin. Az sonra NatGeo Adventure'da. Dünyayı geziyorlar ve pek çok insanın rüyasını süsleyen uzak yerleri keşfediyorlar. Fakat bu ücra yerleri gezerken... Bu bir köprü. Başınıza beklenmedik sürprizler gelebilir. Yüzümde bir sülük var. Bazı zor durumlar... Klostrofobik bir durum. Ve 5 yıldız hizmeti veremeyen bir resepsiyon. Vahşi taraftaki gezimizde siz de bizimle yürüyün. Bilinmeyen yollar. Perşembe günleri saat 20.55'te NatGeo Adventure'da. Peter Kuruvita ada hayatına yabancı biri değil. Fakat artık güzel Sri Lanka'dan ayrılıp diğer harika adaların insanlarını ve lezzetlerini keşfetme zamanı geldi. Çok güzel. Bu insanlar balıklarını seviyor. Balık, dip balığı, kurutulmuş balık, orta büyüklükte balık, tavada balık, büyük iskarmoz, taze pişmiş balık, canavar balık. Koltuğunuza oturun ve keyfini çıkarın. Peter Kuruvita ile ada ziyafetleri. NatGeo Adventure'da.
gözlerinizi kapatın ve kristal kadar berrak bir suya daldığınızı hayal edin. Maceraya katılın. Hayalinizi yaşayın. Ve sonra gözlerinizi açın ve bırakın Nat Geo Adventure sizi dünyanın etrafında bir gezintiye çıkarsın. Büyük şehirleri, dinleri, doğayı, anıtları, sanatı, yemekleri ve rahatlama anlarını keşfedin. Dünyamızın her köşesini deneyimleyin. Kaçış. Nat Geo Adventure'da.